Biraz konuşalım mı artık Canan? Hiç tanışma fırsatımız olmadı. Biz Turgut'la konuşuyoruz ama ben seni merak ettim tabii. Kimsin? Neler yaparsın? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum Canan. Bir tanışalım istedim. Neden o kadar şaşırdın beni görünce? Ben iyi misiniz diye. Neden iyi olmayayım? Yaralanmıştınızsınız. Turgut söyledi bana. Anlatmayacak mısın? Anlatayım. Bir havayolu şirketinde çalışıyorum. Kabin memuruyum. O yüzden bir buradayım, bir dünyanın öbür ucunda falan. Güzel. Turgut'la nasıl gidiyor peki? Orası biraz karışık. Yani ben çok seyahat ediyorum. Turgut da çok yoğun malum biliyorsunuz. Aslında ben de sizi merak ediyordum. Gizemli patron Kemal Bey. Gizemli. Öyle mi? Turgut çok bahsetmez sizden. Tanıştırmadı bile. O yüzden. Size çok açık bir soru soracağım Canan Hanım. Neden peşimdesiniz? Kime çalışıyorsunuz? Tabii adınız Canan'sa. Siz neden bahsediyorsunuz Kemal Bey? Ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Hiçbir şey anlamadınız. Öyle mi? Derdim sizinle değil. Anlamışsınızdır herhalde. Söyledim size. Dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Asıl siz ne istiyorsunuz benden? Önce bir su için öyle konuşalım bence. Buyurun. Her kime çalışıyorsanız eğer, onlara iki şey söylemenizi istiyorum. Birincisi, konaktan uzak dursunlar. İkincisi, benden çaldıkları emanetleri iki gün içinde bana geri getirsinler. Ne emanet? Hangi konak? Bakın, bu söylediklerimi doğru düzgün aktarın, tamam mı? Yoksa bir dahaki gelişimde bu kadar kibar olmam. Bakın ben kimseye çalışmıyorum. Tekrar ediyorum. Bu söyledikleriniz hakkında en ufak bir fikrim yok. Eminim yoktur. Canan. Kızım karanlıkta mı takılıyorsun ya? Canan bak gel neler getirdim gel. Çok güzel şeyler aldım. Canan. Thank you.
Allah Allah. Evde olurum demişti bu. Neyse ya. Biz de kimse bakalım o zaman. Evet. Süreyya Hanım, yurt dışında kime para gönderiyorsunuz bir bakalım bakayım.